Merhaba sevgili arkadaşlar. Ortaokul 3. sınıf fizik dersi 1. bölüm sonu soruları ile birlikteyiz. İlk sorumuzla başlayalım. Nötr atomla ilgili doğru cümleyi seç demiş. Nötr atom, hatırlayacağınız gibi bunun anlamı yüksüz demek değildi. Elektron yani eksi yük sayısının proton yani artı yük sayısına eşit olması demekti. Seçeneklere bakalım. İçerisindeki hiçbir ögenin herhangi bir yüke sahip olmadığı atomdur. Hayır, yük vardır ama proton sayısı elektrona eşit olmalı. Elektronları protonlarına eşit olan atomdur. Zaten bunu söylemiştik. Diğerlerine de bakalım. Elektronları protonlarından daha fazla olan atomdur. Elektron sayısı protondan fazla olursa bu kez eksi yüklü olur. Elektronların nötronlarına eşit olan atomdur. Nötronlar yüksüzdü hatırlayacağınız gibi. O yüzden onun bir etkisi yoktur. İkinci sorumuza bakalım. Cisim pozitif yüke sahip olur eğer bazı atomları. Cümleyi tamamlayalım şimdi. Pozitif yüke sahip olabilmesi için proton sayısının elektron sayısından büyük olması gerekir. Protonlara göre daha fazla elektrona sahip olursa o zaman eksi yüklü olurdu. Protonlara göre daha az elektrona sahip olursa evet bunu söyledik zaten. Doğru cevap bu olacak. Diğerlerine de bakalım. Çekirdeğin içerisindeki nötronların sayısı elektronlardan daha çok olursa nötronlar yüksüzdü söylediğimiz gibi. Çekirdeğin içerisindeki protonların sayısı nötronlardan daha çok olursa yine nötronlar yüksüzdü. Üçüncü sorumuza bakalım şimdi. Şiddeti 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 9 kulomb olan bir yük, iletken yalıtılmış ve nötr yüke sahip bir cisimden uzaklaştırılırsa cisimden uzaklaştırılan elektron sayısı ne olur diye sorulmuş. Burada önceki öğrenmelerimizden biliyoruz ki bir elektronun yükü 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomba eşit. Şimdi bize diyor ki kaç tane elektron 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 9 kulomb olur diye sormuş. Bunu içler dışlar çarpımıyla yapabiliriz. Bir elektron 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulombsa kaç tane elektron 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 9 kulomb olur? İçler dışlar çarpımı yaparsak soru işareti çarpı 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomb eşit olur 1 çarpı 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 9. Yani onun yerine 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 9 diyebiliriz. Bu durumda soru işareti yerine yani soru işareti dediğimiz elektron sayısı. Elektron sayısı o zaman eşittir. 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 9 bölü burada çarpı durumunda olduğu için bu diğer tarafa bölü diye geçer. 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 olur. 1,6'lar gitti. Geriye bize 10 üzeri eksi 19 var aşağıda. Bu yukarı çıktığında üssü artı olurdu hatırlayacağınız gibi. Yani 10 üzeri eksi 9 çarpı 10 üzeri eksi 19 olur. Tabanlar aynı olduğunda üsler toplanıyordu. Özür dilerim. Bu artı 19 olacak. Yukarı çıkınca işaretini değiştirdi. Dolayısıyla elimizde 10 üzeri 10 gibi bir sayı kalır. Yani 10 üzeri 10 elektrona eşittir diyebiliriz. Diğer sorumuza bakalım şimdi. İki pozitif noktasal yük arasındaki uzaklık 10 santimetredir. Yüklerden birisi aynı değerde negatif bir yükle değiştirilirse ikisi arasındaki kuvvetin şiddeti ne olur diye sormuş. İki pozitif yük yani bir tane artı yük var. Aralarında 10 santimetre uzaklık var. Diğeri de artı yük. Bunlar birbirlerini itecekler. Dışarıya doğru bir kuvvet oluşur. F1 diyelim isterseniz buna. Bu da tabii eksi F1 olur. Yönü zıt olduğu için. Yüklerden birisi aynı değerde negatif yükle değiştirilirse demiş. Bu olduğu gibi kalsın. Aynı mesafeye yani 10 santimetre mesafeye bu kez negatif bir yük koyacağız. Yani eksi yük. Bunlar tabii zıt yükler olduğu için birbirini çekecekler. Buna da
F üssü diyelim isterseniz. Bu da eksi F üssü olur tabi. Şimdi burada birincinin değerini nasıl buluruz? F1 eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü R'nin karesi. Peki F üssünü nasıl bulacağız? O da K çarpı Q1 çarpı ikincinin değeri değişiyor muydu? Hayır. Birisi aynı değerde demiş. O yüzden ona da Q2 diyebiliriz. Q2 bölü mesafe değişiyor mu? O da değişmiyor. Şimdi bu ikisi gördüğünüz gibi birbirine eşit olur. Yani F1 eşittir F üssü diyebiliriz. Peki değişen ne oldu? Yönleri. Yani sadece yönleri değişir. Sıfır olur, olduğundan daha az olur, olduğundan daha çok olur ve değişmez denmiş. Doğru cevap değişmez olacak. Diğer sorumuza geçebiliriz. İki noktasal yük, birisi pozitif, diğeri ise negatiftir. Q1, Q2 aralarında 3 cm mesafe var. Çekim kuvveti F1'dir demiş. Burada F1 birbirlerini çekiyorlar. İki yükün arasındaki uzaklığı 6 cm yaparsak, yani dikkat ederseniz 2 katına çıktı. Çekim kuvveti bu durumda F2 oluyormuş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi burada sayısal verilerle uğraşmamak için şuna R diyelim. Bu gördüğünüz gibi 2 katına çıkıyor. Yani 2R olmuş. Buradan şöyle bir akıl yürütmesi yapabiliriz. Mesafe arttığı için kuvvet azalacaktır. Dolayısıyla F2 F1'den daha küçük olmalı. Gördüğünüz gibi B ve C de daha büyük oluyor. Yani bunları direkt eleyebilirsiniz hiç işlem yapmadan. Şimdi bakalım hangisine eşit olacak? İlki için yazalım F1 için. F1 eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü R'nin karesi olur. Peki F2 için nasıl bir eşitlik yazacağız? F2 de K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü, bu kez bakın mesafe, 2R'nin karesi. Burada sadece 2'yi değil, yani R'nin karesini değil, 2R'nin karesini almanız lazım. Ona dikkat edin. Bu durumda F2 için nasıl bir şey elde ederiz? F2 eşittir. Burası bakın 2'nin karesi 4'tür. Aşağıda olduğu için bunu 1 bölü 4 katsayısıyla yazabiliriz. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü R kare. Peki şurası bize bir şey hatırlatıyor mu? Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi F1'in değeri aşağıdaki F2'nin içinde bulunan şu ifadeye eşit. Yani biz buna F1 diyebiliriz. O zaman F2 için 1 bölü 4 F1 sonucunu elde etmiş oluruz. Bir diğer sorumuza bakalım şimdi. Yün bir halı üzerinde yürüyüp metal bir cisme, kapı kolu gibi dokunduktan sonra genellikle hafif bir elektrik çarpması hissedersin. Nedeni ise parmağın ve metal cisim arasındaki bir elektrik boşalımının olmasıdır. Bu elektriğin kaynağı nedir diye sormuş. Burada halı üzerinde yürüdüğümüzde, yün halı üzerinde yürüdüğümüzde üzerimizde statik elektrik birikir. Bunu iletken üzerine yaklaştığımız zaman elimizden yük geçişi olur iletkene ya da yük iletkenden bize yük geçişi olur. Ama burada elimiz eksi yüklendiği için dolayısıyla elimizden metal kapının metal koluna yük geçişi olacaktır. Dolayısıyla bu sorunun cevabı için vücudunun ve halının sürtünmesi sonucu üretilen elektriktir sonucuna ulaşabiliriz. Şimdi bir diğer sorumuza bakalım. A cismi 2 mikrokulomb değerinde bir yüke sahiptir. B cismi ise 6 mikrokulomb miktarında bir yüke sahiptir. İki cisim arasındaki elektriksel kuvvet için verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi bunlar aynı cins olduğu için birbirlerini itecekler. Yani bu FAB, yani A'nın B'ye uyguladığı elektriksel kuvvet. Bu da FBA olur. Yani B'nin A'ya uyguladığı elektriksel kuvvet. Şimdi yazalım FAB'yi. K sabiti çarpı QA çarpı QB bölü aralarındaki uzaklığın karesi. R kare.
Peki F BA nasıl? O da K çarpı QA çarpı QB bölü yine aralarındaki uzaklığın karesi. Şimdi bu iki ifade gördüğünüz gibi birbirine eşit. Peki ne farklı? Sadece yönleri farklı. Yani FAB ile FBA arasında şiddetler eşit ama yönler birbirinden farklıdır. FAB eşittir eksi FBA diyebiliriz bu durumda. Burada şuna dikkat edin. A'nın yükü daha küçük B'den ama yükle bağlantılı değil. Yani A'nın yükü küçük diye FBA daha küçük olur ya da bu daha büyük olur gibi bir ifadede bulunamayız. Buna dikkat edin. Burada dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olur. Bir diğer sorumuza bakalım. Pozitif yükle yüklenmiş bir cismi pozitif yükle yüklenmiş çift yapraklı bir elektroskobun topuzuna yaklaştırırsak neler olur? Şimdi ona bir göz atalım. Elektroskobumuz pozitif yüklü. Topuzda da pozitif yükler var. Şimdi buna artı yüklü bir cismi yaklaştırıyoruz. Artı yüklü cismi yaklaştırdığımızda şurada bakın aşağıda aslında birbirini nötrleyen elektron ve proton çiftleri var. Artı yüklü cismin yükleri buradaki eksi yükleri yukarı doğru çeker. Dolayısıyla aşağıda artı yük fazlalığı oluşur. Yani yapraklardaki artı yük miktarı daha da artar. Bu durumda yapraklar ne olacak? Dışarıya doğru biraz daha açılacaktır. A seçeneğinde zaten bu durumu söylemiş. Diğerleri yanlış olacak. Şimdi bir diğer sorumuza bakalım. Topraklanmış bir elektroskobun topuzuna negatif yükle yüklenmiş bir cismi yakınlaştırdığımızda. Topraklanmışsa elektroskop yaprakları kapalıdır. Yüksüz olacağı için. Bunu şu şekilde topraklayalım. Buraya negatif yükle yüklenmiş bir cismi yaklaştırıyoruz. Bakın dokundurmuyoruz. Negatif yükle yüklenmiş cismi yaklaştırdık. Şimdi burada bu negatif yükler buradaki artı yükleri tutacaktır. Burada artı yüklerin topraktan gelen eksi yüklerle nötrleneceğini düşünebilirsiniz. Ancak buradaki cisim üzerindeki eksi yükler topraktan gelecek olan eksi yüklerin gelmesini engeller. Birbirini itiyordu hatırlayacağınız gibi. Dolayısıyla elektroskobun topuzu artı yüklü kalır, yaprakları ise yüksüz kalacaktır. Bunu ifade eden seçenek C seçeneği yani elektroskobun topuzunun üzerinde pozitif yük oluşmasına rağmen elektroskobun yaprakları kapanır. Doğru cevap olacaktır. Bugünkü dersimiz bu kadar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.